gözü açıldı, gözü açıldı. Adalet yerini buldu. Başka ne diyeyim? Evet. Burada, adalet yerini buldu. Peki Selçuk. Bu ev konusu vardı. Sana ev vereceklerdi. Onda avukatım ilgileniyor. O bakıyor. Sinemayla ilgili ev vereceklerini söylediler. Bu konu ne oldu? Ya onda avukatım ilgileniyor. Peki sen bu olaylarda çok korktun mu? Ne oldu? Korktum. İşten... Hani işten olacağım diye. Yani. Evet. Ondan korktum. Başka da bir şey yok. Peki çevrendeki arkadaşların, komşuların ne dediler sana? Herhangi bir... Herkes paranın peşinde koştu. Benim eşim, dostum paranın peşinde koştu. Ben bu kadarı. Paranın peşinde koştu. Evet. Benim yani senin... yaşadığım hayat böyle yani. Senin para kazandığını mı söylediler bu işlerden? Herkes para aldı, para etti, para gitti gibisinden. Ya bunun dediler ki ya işte bu Selçuk para aldı da... işte evet. Hani... Para herkes tabii para aldıkları için... bunu da şey altına aldılar yani biraz daha... para aldı acaba o geldi bu geldi hani nedir acaba hani ne kadar para aldı neye bu bu para almış olsaydı zaten bu şeyi yapmaz yani bu hayvancılığın şeyini yapmaz yani bakımını yapmaz şeyini yapmaz yani belki de içeri girdi ama dedim oğluma iyi bak dedim bak oğluma iyi bak dedim oğluma iyi bak dedim ha canlı da şahit bak bana her şeyim şeydi senin ineğin mi o benim. Sen bunlara her gün bakıyor musun? Ben buna her gün geliyorum. Sabah akşam geliyorum. Kaç tane böyle büyükbaş hayvan var? Benim bir tane var. Bir tane var. Bir tane bu hobi olarak. Ben yani, bunu hobisini yapıyorum. Yani hobi olarak bakıyor. İş haricinde yani, görürsün bunlar. Evet. Bununla uğraşıyor yani sabah erken kalkıyor geliyor. Benim ne parayla ne pulla bir işim olmaz. Kimseye de zararım da olmaz. Benim tek hobim bu hayvan. Ben bunun hastasıyım. Evet. Yani. Biz bunu aldık. Bunların karşılık bekleyerek şey yapmıyoruz yani. Evet. Hiçbir karşılıksız. Peki herkes senin çok para kazandığını mı düşündü? Evet. Ne dediler sana? Para aldın hastanede işte çocuğum hastanede yatıyor bir 10 milyar ver. Borcum var para ver gibisinden. Diyeyim. Borç para mı istediler senden? Evet. Kimden istedi peki? Eşim dostum. Ha, çevrendekiler. Evet. Eşim dostum. Peki hiç para verdin mi sen onlara? Olmayan parayı nereye vereceksin ki? Olmayan parayı nereye vereceksin ki? Yarısını da verecekler yani. Olmayan parayı nereye verecek? Para yok zaten diyorsun. Peki? Para olmuş olsa zaten bu şeyi yapmaz, bu çileyi çekmez. En güzel sermayem bu. İşte bu da benim oğlum. Bunu her şeyden çok severim.